Arkadaşlar selamlar kriptosal mevzuların dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hemen hiç sizi bekletmeden haberlerimizle başlayalım. Meta şirketi bildiğiniz gibi Facebook ve Instagram'ın sahipleri Makar Zuckerberg e, NFT'yi Instagram'a sonunu taşıdı. Mayıs ayından beri bunun çalışmaları devam ediyordu. Şimdi artık 100, 100 tane ülkede profil fotoğraflarınızı NFT'lerinizi koyabileceksiniz direkt metamask cüzdanıyla bağlamaları vesaireleri koymuşlar bu da tabii ki de kripto para borsası için ileriye dönük baktığımız zaman güzel bir haberdi XRP tarafında hareketlilikler var XRP'de de seç davasında XRP'nin sahibi demiş ki benim eğer yolsuzlukla ilgili konuşmalarım var, var ise çıkartın ve bana sunun. Böyle benim bir konuşmam yok deyip rest çekmiş. Bu restin ardından da XRP'de ciddi bir yükseliş sağlandı. Zaten burada da Wolf Pattern formasyonuz vardı. Bakın burada takozu invalide eden durum var. Hedefinin burası olması gerekiyordu. Hedefine de XRP gelmiş oldu. Teknik açıdan da yani temel analizde, teknik, teknik analizde destekler nitelikte bir yükseliş gerçekleşti bu yükselişin yüz eline bakarsak da yüzde yirmiye yakın bir yükselişimiz gerçekleşti 2 saat bir tarafında ABD'de 3 kongre üyesi e, emeklilik fonları için Bitcoin'i kullanmayı öne sürmüşler yani isteyenler emeklilik fonu için ben Bitcoin tutmak istiyorum Bitcoin olsun emeklilik fonunda diyebilsin istemişler bu da tabii ki de güzel bir gelişmeydi <laughs> İsrail, Norveç ve İsveç CBDC araştırması için Uluslararası Ödemeler Bankası ile ortaklık yapacak. Yani artık işte para transferlerinde işte sanal paralar dijital Yunan gibi düşünün. Sanal paralarla transferler ülke dışına olsun diyorlar burada CBDC ile çalışıyorlar. Avalanche, Avalanche ve Chainlink desteklenmesi var burada. Chainlink, Ava, Avax'ın NFT sektöründe diğer sektörlerde gelişmesi için desteklediğini ve yatırım yaptığını duyurmuş arkadaşlar. Bu şekildeydi bugünlük haberlerimiz. Hemen Bitcoin'in görünümüne baktığım zaman ilk önce bildiğiniz gibi uzun vade bakmak isterim bu görünüme. Şimdi uzun vade baktığımız zaman arkadaşlar burada çok ciddi bir dirence geldik artık. Yani günlükte bakın bu ana düşen trendimizin direncindeyiz bu ana düşen trendimiz kırıldığı takdirde Bitcoin tarafında ciddi yükselişler görebiliriz fakat şu konu şurası çok güzel bakın burada günlükte tam direnç konumundayız fakat Bitcoin'in aşması gereken şöyle Burası neresi 22000 800 civarları 22800 üzerinde en az günlük bir mum kapanışı olursa yani şöyle bir kırılım gerçekleşir ise retestinde alır götürürsün bitcoin'i fakat şöyle bir hareket gelirse bunu hareketin fake kalma ihtimali yüksek olabilir yani burada market structure break yapamaz fiyat bundan dolayı ben burada bitcoin'in market structure break hareketini görmek istiyorum ee, Bakalım burada bir <laughs> range hareketimiz var mı diye baktığımız zaman range hareketimiz çok güzel bir var. Bakın. Bu range'in alt tarafında oyalanıyoruz. Üst tarafını çok fazla test etmedik. Bakın orta nokta fiyatın EQ noktası çok güzel çalışıyor burada. EQ noktamız çok güzel çalışıyor. Yani ben ileriki zamanlarda Bitcoin şöyle bir hareket yaparsa tekrar düştüğünde burada alımı bir şekilde kalmayacağı için fiyatın şu şekilde bir hareket yapmasını öngörebilirim ama ilk başta ne dedik şuranın üzerinde günlükte buranın üzerinde bir mum kapanışı istiyoruz ondan sonra rahat rahat yukarı yönlü işlemlerimizi açabiliriz diye konuşalım İlk direnç seviyemiz burada 27 bin dolarlar olacaktır bu hareket gerçekleşirse eğer Tabii buradan düşüşte gerçekleşebilir. Fakat ben öyle büyük bir düşüş her seferinde söylediğim gibi beklemiyorum. Bunun nedeni ise DXE tarafında, DXE tarafında ciddi yükselişler görüyoruz. Bakın ciddi yükselişler görüyoruz. Fakat bu yükselişlerde normal şartlarda Bitcoin'in çok ciddi düşüşler yapması lazım. Fakat bakın Bitcoin çok iyi direniyor. Yani DXE olası şu yükselen trendini kırarsa eğer olası bir şekilde bu yükselen trendini kırarsa veya da böyle bir düzeltme hareketi yaparsa Bitcoin tarafı ciddi yükselişler görebileceğimiz bir taraf oluyor. Yani Bitcoin'i çok iyi tutuyorlar, tutmayı başarıyorlar. Şu anlık her şey çok iyi gidiyor diyebilirim. Burada zaten bir yatay konsolidasyon var. Buradaki düşüş sonlandı. Yatay konsolidasyonu belki şöyle devam eder. Ondan sonra bam diye yukarı doğru gitme ihtimali yüksek olarak görüyorum. Ama dediğim gibi kısa vadede 22.762 doların üzerinde bir günlük mumdan sonra retestte ben fiyatı bu 1272 70 27 bin dolara kadar rahat bir şekilde götürür. Aynı zamanda haftalık grafikte Haftalık grafikte orta Bollinger bandımız güzel çalışıyor demiştik. Orta Bollinger bandının haftalık üzerinde mum kapanışları bizim için üst Bollinger bandını getirir demiştik. Zaten orta Bollinger bandı da 23.000 dolar civarlarını 22.600 dolar civarlarını gösteriyor. Yani dediğim gibi her türlü 22.700 doların üzerinde gelecek bir günlük mum kapanışı, özellikle haftalık mum kapanışı bizim için 27 ardından 27'den sonra 28 28.500'ü garantiler hale gelir arkadaşlar. Haftalık kapanışlar çok önemli, günlük kapanışlar çok önemlidir. Bu şekilde bir ana görüşüm var Bitcoin üzerinde. Ethereum tarafına bakacak olursak Ethereum tarafında da şu an bir kısa vade 15 dakikalık da trend kırılımı gerçekleşiyor. Ethereum'un günlüğüne baktığımız zaman da Bitcoin'dan farklı bir görüntü yok. Gene düşen trendimiz var. Düşen trendlerimizde Bitcoin kadar yakın değiliz. Ee, tabii ki de Bitcoin hareketini gerçekleştirdikten sonra Ethereum da hareketini gerçekleştirecektir. Ethereum'da beklediğim olay şu mavi düşen trend ve yeşil düşen trendimiz var. Ve bu arada 1717 dolarda ciddi bir destek trend çalını var. Ethereum'u ben ne zaman önünü açık olduğunu söyleyebilirim. Ethereum gelip şöyle bir hareket yaparsa yani 1717 doların üzerinde kapanış yapıp böyle yeşil trendi ritesini verirse Ethereum'da da daha üst seviyeleri konuşmak için beklerim ben. Ama şu anlık Bitcoin Ethereum'dan daha iyi performans sergileyecekmiş gibi geliyor bana düşen trend açısından ama tabii ki de Bitcoin yürürse da hemen peşinden gidecektir. Şimdi <laughs> Biraz kısa vade görünüme bakacak olursak Ethereum tarafında. Yani Ethereum tarafı şu an fiyatımız yatayda konsolide oluyor. Kısa vade konuşacak isek 1314 dolar bizim bir destek direnç çizgimiz haline gelmiş. Daha aşağıda böyle sniper entry, entry bir alan bakmak istersek şuralar yani benim giriş yapabileceğim alanlar olarak bakarsak şurası yaklaşık şurası şu kısım bakayım 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 Evet şurası güzel gibi yani bu 1285 dolarlardan tepki alınabilir yani ciddi bir düşüş sergilerde buradan şöyle bir tepki yaptırılabilir fiyata bu 1314 dolar gene bir destek seviyesi fakat 1285 daha güzel bir destek seviyesi olarak çalışacaktır ethereum üzerinde Bitcoin'e kısa vadede bakacak olursak şimdi bir saatlikte şimdi bir saatlikte şöyle bir düşen trendimiz vardı kırdık böyle bir düşen trendimiz vardı kırdık bunları bir önceki yayınlarda konuştuk vesaire şimdi dediğim gibi bu anı düşen trende takıldık anı düşen trende yani şurada çizdiğim mor var ya oraya takıldık şu anlık şimdi burada da bu konuda da Bitcoin tarafında destek seviyemiz benim yani önemli destek olarak çalışacağını düşündüğüm seviye 18.080 dolar civarları olacaktır. Neden? Çünkü bakın buradan şöyle bir hareket yapsa burada trendlerin kesim noktasına gelebilecek bir düşüş yaparsa eğer buradan ciddi tepki görebiliriz. 18.080 dolar civarlarından. Ama dediğim gibi günlükteki kırılımlar fiyatı daha yukarı ittirmeye çalışırsa ittirip ittirmeye başarırsa o zaman buraları konuşmamıza bile gerek kalmaz. Ama kısa vadeli biraz daha kısa vadeli görünüme baktığım zaman fiyatım şu an çok yatay konselde oluyor. Yani çok kısa vadeli konuşmak mümkün olmamakla birlikte bu aşağı noktada 15 dakikalık grafikte buralarda likit alanları var. Bu yukarıda da likit alanları var. Yani şöyle çizebilirim ben. Likit liquid alanı, likidite alanı, likidite alanı şeklinde. Pardon, şu şekilde çizeceğim. Burada bir likit de var. Bir de buralarda yok. Şu noktada var. Bu noktada yok. Bu noktada yok. Bu noktada, yok, bu noktada var. Yani benim Bitcoin'de likit alımına gidebileceği bölge olarak söylersem 19532 ardından 19411 ardından aşağıda bakarsak da 19.065 dolar civarlarında likite alanları var. Bu likitelerin hangisini daha önce almaya giderse diğerini almaya gitme ihtimali yüksek olabilir. veya da bu likite alanlarında swing failure pattern hareketi gözlemleyip işleme gelebilir. Örneğin şöyle bir hareket yapar. Fitilini bu şekilde bırakır, mumunu bu şekilde kapatır. Sen buradan alırsın fiyatı, aşağı doğru götürürsün. Mesela örnek veriyorum. Yani bu alanlarda e, küçük konfirmasyon, mum formasyonları, mum formasyonları gözlemlemek istediğim bir bölgeler buralar. Ethereum tarafında dediğim gibi kısa vade konuşmak çok çok zor çünkü fiyatım çok e, konserli oldu. Dün çok güzel işlemler yakaladım. Onu da YouTube'da paylaşacağım aldığım işlemleri. Fakat ethereum tarafında da şu an büyük ihtimalle şu 1332 civarlarına doğru gitmek isteyecektir. Neden? Çünkü aşağıdaki likideleri şu fitil hareketiyle almış, buradan gelmiş longları toplamış. Ote bölgesinden yukarı doğru buraların almaya doğru gidecektir. Kısa vadede konuşursam ethereum tarafında da durumlarımız bu şekilde arkadaşlar. Yani şu an güncel görünümümüz çok güzel özellikle yani big long'u var yani big long'um var benim tarafından Bitcoin'de şöyle bir hareket gözlersem ben big long açarım yani böyle bir düşüşte retestinde bir yapışırım fiyata özellikle haftalık kapanışta olursa çok ciddi 27 kaları garanti olarak görürüm burada zaten range'in üst tarafında test, ed test edilmemiş likidasyonlar var buranın üzerine fiyat deviasyon yapmaya gidecektir dostlar diye konuşalım e, paranın altına kalmanız dileğiyle hoşçakalın